Şimdi Meral Hanım böyle bir tablo koyunca Kılıçdaroğlu da çok ilginç bak. Kazanan her zaman haklıdır. Futbol gibi burası, spor gibi. Kılıçdaroğlu hiçbir genel başkan aday olmamalı demişti. Tamam mı? Fakat şimdi İyi Partililer Kılıçdaroğlu kendi sözünü yedi diye çıksalar da duyulmaz. Çünkü zaman geçti, Kılıçdaroğlu güçlendi, siyaset onu buraya getirdi. Bundan birkaç ay önce Kılıçdaroğlu bitti, komik bir adam haline döndü. Almanya'da şöyle oldu, figüran oldu. Ekrem Bey'de bile onu şey işte arkasında figüran yaptılar. Ekrem aldı yürüdü falan diyenler gördü ki siyasette bir sabır, iki erken yorum yapmamak, toplumla paylaşmamak, üç strateji doğru kurmak önemli. Kılıçdaroğlu işi reklamcılarla götürüyor, danışmanlarla götürüyor. Bunların çoğunun da kafası NATO mermer, NATO kafa, onu söyleyeyim. Bu berbat bir şey. Ama Kılıçdaroğlu onları da dinlemiyor. Kafada tam bir dersimdi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük özelliği ne demiştim? Ali onu da bulalım. Kinci. Kılıçdaroğlu kinci. Kılıçdaroğlu kafaya şunu koymuştu. Ben Cihan Paçacı'yı da söylediğini yedireceğim. Aleviliğini gündeme getirip onu insan içinde zor duruma düşürmeye çalışana da yedireceğim. Bakın Kılıçdaroğlu'nun kinciliğini bilmiyorsunuz. Partideki kaç kişinin kellesini aldı? Muharrem İnce dahil kaç kişiyi denize döktü? Ben yıldızım diyen kim var bugün? Bakın geçmişe. Süheyl Batum'u memleketin en büyük adamı sanıyordunuz. Hayatın içerisinde bile yok mesela. Değil mi? Herkesin kelleyi tek tek alıyor. Önder Sav'ı bitirdi adam ya. Bu müthiş bir sabır. Hiçbirimiz yapamayız. Birimiz küfür ederiz, tekme atarız, bir şey yaparız. Müthiş bir sabır. Ve gördük ki Erdoğan'ı yenebilmek için sabır gerekiyor. Cihan Paçacı'yı gönderdi dün itibariyle. Göreve geri geldi ama adamın işi bitti, onu konuşacağız. Ülkücü harekete çok sert bir cevap verdi. Ben buradayım, ülkücüler de benden kopmaz dedi. Yüzlerce, binlerce insan istifayı verdi. İstanbul İl Başkanı sadrazam gibi dolaşıyordu İyi Parti'nin. Ekrem Bey'le ilişki kurup Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek istiyordu. Onu oyunun dışına attı. Ondan sonra Uğur Poyraz Beşli Çete meselesinde onu temize havale etti. Allah selamet versin. Yavuz Ağaralioğlu onu da bitirdi. Kamuoyu önünde bunların söz söyleyebileceği bir nefes kalmadı. Ve bana sorarsanız bir acayip bir belleği var. Müthiş kincidir. Yani bunu tekrar söylüyorum. Kinci olarak ne yaptı abicim? Kılıçdaroğlu'na kazık atmayacaksın. Ona Cumhuriyet Halk Partililer de öğrendi. Ve şimdi onların nefes borularında tıkadı. Gitti dedi ki Cafer'i çağırdı. Bana bak Cafer dedi. O Levent Gültekin'i oradan gönder. Ne yaptı Cafer? Koştura koştura gitti. Levent Gültekin'in kelleyi aldı. O gün bugündür Levent Gültekin bir şey olabildi mi? Olamadı. Niye olamaz? Çünkü Abdullah Gül meselesinde ısrar etti. Sonra Mansur'u getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yazdı kenara. Sonuç Levent Halk TV'den gitti. Gücünü nereden alıyordu? Halk TV'den alıyordu. İsmail Küçükkaya şimdi çıkartsın bakayım bir daha şeyi. Meral Akşener çıkaramaz. Orayı da hizaya getirdi. Aklınızı başınızı alın dedi. Şimdi aslında Kılıçdaroğlu en son manevrayla birlikte MYK'sını, parti meclisini, belediye başkanlarını hepsini hazır ola soktu. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken başka şansın yok. Diyeceksiniz ki bu otoriterlik mi? Hayır. Erdoğan'la birebir kalman gerekiyorsa, savaşman gerekiyorsa sadece bu süreç 70 gün için diyorum. Başka çaren yok. Yanında düşmanın olmayacak. Tek başına gideceksin. Umarım, emin değilim ama Davutoğlu'yla Babacan buradan ders alır. Çünkü eğer Davutoğlu'yla Babacan çomak sokmaya kalkarlarsa ki niyetleri var. Çünkü ellerini böyle yapıyorlar. Şey gitti, Akşener gitti. Abicim 20'şer 30'ar milletvekili götürüyoruz diyorlar. Kemal Bey 20-30 milletvekili veremez. Vermek istese de veremez. Çünkü %25 alacak Cumhuriyet Halk Partisi. 27 alacak, 28 alacak. Ama yeni seçim sisteminde 30 da alsan 20 kadar milletvekili çıkarabiliyorsun. Acayip bir seçim sistemi var. O yüzden onlar da halkın sesine kulak verip şunu alıp oturmaları lazım kenara. Ya bize nasılsa en az birer bakanlık düşüyor. Mecliste de ikişer üçer tane milletvekili düşse Allah selamet versin demeleri lazım. Hiçbir şey yapmadan masaya zorla getirilen adamlar. Şimdi size stratejiyi söyleyeceğim ama önce Akşener'in son konuşmasını söyleyeceğim. Size hep demiştim ki ortada altılı masa diye bir şey yok, ikili masa var demiştim. Nitekim iş ikili masada bitti. Altılı masa palavrasından kurtulmuş olduğumuzda iyi oldu. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında
ya onu onaylarsınız ya da masadan düşersiniz. Çünkü halk Kılıçdaroğlu ile yürüyecek. HDP, solcular, işte yanındaki diğer dört parti Kılıçdaroğlu fiili olarak belediye başkanlarını da arkasına alarak göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak açıklarken herkesi arkasına dizecek. HDP'ye, sosyalistlere de bir daha açıklama yapmalarına gerek kalmadan fiili olarak desteği almış olacak. Muazzam bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Ve Kılıçdaroğlu'nu sevin sevmeyin benim hayatımda gördüğüm en kurt politikacılardan biri. Seçimler kaybetti, oralardan çıktı, yaralandı, kalktı, ölümle tehdit edildi. Kimse Kılıçdaroğlu'na oy vermez dedi, çıktı aradan. Bakın size bir söyleyeyim mi? Şimdi anket yapsalar, Meral Hanım o kadar büyük bir hata yaptı ki, anket yapsalar şimdi Mansur'u da Ekrem Bey'i de Kılıçdaroğlu geçecek. Niye? Mağdur. Alevilikten mağdur. Dersimlikten mağdur. Masayı kurmuşun, masa dağıtılmış, kafasına geçirilmiş. Bu kadar mağduriyet Kılıçdaroğlu'nu sanıldığının tersine öne çıkaracak. Bakın size ilginç bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu Meral Hanım'ın masayı tekmelemesiyle birlikte umut oldu. Enteresan. Umut oldu. Toplumsal desteği arttı. İyi partililerde kuşku duyanlar yanına geçti. Yarın bir gün, dün bir tane oldu partiden üst düzey yönetici istifası oldu. Yarın bir gün daha da çok istifa olacak. Ben Meral Hanım'ın yerinde olsam, ya tamam başka şeylerimiz var ama madem halkımız böyle istiyor ben de elinden trene bineyim derim. Çünkü size şok bir şey söyleyeceğim. %7 barajı sorunu olabilir artık İyi Parti'nin. Çünkü ittifakın içinde %12-13'ü bulmakla ittifakın dışında %7'yi bulmak arasında çok fark var. Öteki tarafta bulursun. Bu tarafta %7'yi bulamayabilirsin. Bakın bunu yazın kenara. Baraj sorunu olabilir. Adayı yok. %7'yi geçecek gücü yok. Ortada dızdımlak kaldı. Cumhur İttifakı'na gidemez. Teneke bağlarlar. Ne yapacak Meral Hanım? Ben olsam Meral Hanım'ın yerinde muhtemelen bugün ona bir çağrı gelecektir. Altılı Masa'nın kalan beşlisinden. O çağrıya uyarım. Kendimi bir uzlaşmaya taşırım ve şöyle derim. Ekrem Bey ile Mansur Bey araya girdi. Hadi bakalım biz de anlaşacağız falan derim. Bir yol bilirim. Tornistan dükkana geri dönerim. Dükkana geri döndüğü zaman da Kemal Kılıçdaroğlu ona gel der. Hiç kininden vazgeçmez. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tele1'de Kemal Bey ile Meral Hanım'ın arası çok iyi zannettikleri zaman o vakit ben biliyorum tabii ikili görüşmelerde ne olduğunu, ikisinin birbirinden hiç hoşlanmadığını ve ikisinin peşrevde olduğunu, iki pehlivan gibi olduğunu söylemiştim. Neden hoşlanmadığını söyledim? Kişi olarak değil. Ama siyaseten bir bilek güreşi var. Ortada bir pazar var ve İyi Parti hem MHP'nin hem AKP'nin pazarından ne koparırsam diye düşünüyor. Hem de CHP'nin ulusalcı kanadından koparacak. Ben size ne diyordum? İzmir'i alabilir İyi Parti diyordum. Neden? Çünkü İzmir'de o eğilim var. Nereden anlıyorum? Dün çıktı Yılmaz Özdil ne dedi? Ne denir ona? Gazeteci olarak dürüst olalım. Meral Akşener'i masadan attılar dedi. Tamam mı? Dolayısıyla Meral Hanım masadan atıldı. Kimse bunu söylemiyor dedi. Bir, bu Sayın Yılmaz Özdil'in siyasi olarak tercihlerini ortaya koyar ama iki, bir anlamda da doğru. Çünkü masa uzlaşı sağladığı zaman tek bırakıldı. Ama bu masadan atmak değil, aynı zamanda bir uyumsuzluk göstergesi. Adama neler yaptınız kaç gün? Neler yaptınız adama? Yani Aleviliğini ortaya koydunuz, AK Parti bunu söylüyordu. Yetmedi, işte seçilecek aday dedi. Adamı koskoca genel başkanı partisinde tuttu, cevap verdirtmedi bir iki isim hariç. Ve netice itibariyle ben şu tezi savundum, halen de savunuyorum. Bunu Habertürk'te de söylemiştim. Yine söylüyorum. Partinin üst düzey yöneticileri, partilerin üst düzey yöneticileri genel başkanlarından icazet almadan konuşamaz. Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin almadan konuşamaz. Nitekim Cihan Paçacı'nın görevden alınması göstermelik demiştim. Cihan Paçacı göreve iade edildi. Önce onu bir gösterelim. Evet. Hani abicim cezalandırılmıştı. Eğer ilkesel bir ceza olsa ne olur? Dersiniz ki şöyle böyle. İyi Parti'de Cihan Paçacı görevine geri döndü. Dönmedi. Görevden geçici bir süre taktik olarak alındı. Görevine geri verildi. Niye? Çünkü Paçacı Meral Akşener adına konuşuyordu. Uğur Poyraz da Meral Akşener adına konuşuyordu. Bakın size siyasetle ilgili bir ipucu vereyim. Siyasette şöyle bir taktik vardır. Bunu iyi bilin. Size meclisten bir örnek vereceğim.
Rahmetli Kamer Genç mecliste bağımsız milletvekiliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyemeyeceklerini ona söylettirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri söz haklarını bazen Kamer Bey'e devrederlerdi. Kamer Bey de çıkardı kürsüye, verir veriştirirdi ve efsane oldu. Öyle bir adamdı Kamer abi. Ben çok severim Kamer abi. Severdim daha doğrusu, rahmetli oldu. Şimdi bu taktik şudur. Bazen mesela Türkiye İşçi Partisi için kendi sözünden vazgeçiyor. Kim vazgeçiyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Erkan'ın, Barış'ın, Sera'nın ya da Ahmet'in söyleyeceklerini Cumhuriyet Halk Partisi söyleyemez. Onun kurumsal kimliği açısından olmaz. Tak çıkıyordu Türkiye İşçi Partisi. Oradan dalıp buradan çıkıyordu. Bu siyasi taktiktir. Bunun aynısı siyasi partilerde olur. Kemal Bey ona ekranlardan saldıranlara karşı muhatap olup kendisi cevap verebilir mi? Uğur Poyraz denen adam çıkıyordu. Allah'ın günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizmayı çizmek için öyle zannediyordu kendisini. Kimin karizmasını çizdiğini de gördünüz sonuçta. Allah'ın günü bir takım şeyler söylüyordu. Kürşat Bey parti sözcüsü Allah'ın günü kalkıp işte sanki Kemal Kılıçdaroğlu orada kuklaymış gibi bir takım şeyler söylüyordu. Kemal Bey ikinci sabretti. Bir kere cevap verdirtti Kuşoğlu tarafından. Kuşoğlu konuştu ve bütün bunların ayarını bozdu. Ona karşılık Cihan Paçacı geldi. Fakat orası yönetemedi bunları. Cihan Paçacı'yı görevden aldılar. Fakat Kemal Bey Kuşoğlu'nu görevden almadı. Almam dedi, buyurun. Meral Hanım delirdi. Ben görevden aldım, sen niye almıyorsun? Almaz. Kemal Bey dün ne dedi? Şimdi onu da konuşacağız. Orada da size çok ilginç ipuçları vereceğim. Sonuç itibariyle genel başkanların şeyi olmadan, iradesi olmadan bunlar olmaz. Ben bunu Habertürk'te söylediğimde olur mu öyle şey demişlerdi. Nagihanlar falan oturuyorduk. Birader, birazcık siyaseti biliyorsanız, birazcık insanları tanıyorsanız genel başkan düzeyinde ağız dalaşına girilmez. Alt seviyelerde o kavga yapılır. O kavga ekranlarda söylenenler daha sonra şeye yansır. Masaya yansır. Bu açık, böyledir. Yani Davutoğlu'nun çıkıp şey demesi mesela, İşte Türkiye'yi beraber yöneteceğiz demesi mesela masadan önce rastlantı mı? Ya da Temel Karamollaoğlu'nun eş güdümlü olacak demesi rastlantı mı? Bunlar taleplerini ortaya koyuyor. Kemal Bey'in başındaki en büyük bela bu. Bu talepleri karşılayacak mı, karşılayamayacak mı? Bunu bilemem.